Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada kalmıştık. In Europe, Avrupa'da the First World War was destroying many lives. Yani bir Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı birçok insanın yaşamını yani harap etmekteydi. Şöyle gelelim. Evet. I decided to move to Barcelona in Spain, where things were more peaceful than Italy. Ben de yani durumun İtalya'dan daha iyi, daha barışçı bir ortamın olduğu İspanya'nın Barcelona şehrine taşındım. Taşınmaya karar verdim. Şeklinde çeviriyorum. Şöyle. I lived there for many years. Yani yıllarca orada yaşadım. And traveled to many other countries to teach people about my method. Yani orada yaşadım ve benim bu uyguladığım yeni metodu insanlara öğretmek açısından öğretmek için birçok ülkeye seyahat ettim. Anlamında çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. In 1929, 1929 yılında an international organization was started. Yani uluslararası bir organizasyon başladı. Bu organizasyon ismi arkadaşlar The International Montessori Association. Yani uluslararası Montessori Birliği şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. The organization encouraged parents and teachers to use Montessori method. Yani bu organizasyon arkadaşlar yani Montessori öğrenme metodunun öğretmenler ve aileler tarafından yani kullanılabilmesi için yani onları cesaretlendirdi. Bir daha çevirelim arkadaşlar. The organization encouraged parents and teachers to use the Montessori method. Yani bu organizasyon Montessori metodunun uygulanabilmesini bilmesi için öğretmenleri ve aileleri cesaretlendirdi. Şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradayım. Şöyle bir nokta buldum. In 1936, 1936 yılında The Spanish Civil War yani İspanya İç Savaşı başladı. And I decided to move to Amsterdam in the Netherlands ve Hollanda'da bulunan Amsterdam şehrine taşınmaya karar verdim. Evet. Şöyle buradan gelelim. There were more than 200 Montessori schools in the Netherlands. Bir geri gelelim. Yani Hollanda'da 200'den fazla, bakın Hollanda'da 200'den fazla Montessori okulları bulunmaktaydı. Şeklinde çeviriyorum. Evet, o zamanlar bakın at that time, o zamanlar buradan geldim şuraya. I continue to create new education materials and give talks. Ben de bu arada yani konferanslar vermeye, yeni eğitim materyalleri geliştirmeye, meydana getirmeye devam ettim. Evet, şöyle geldim. I want people to use education for peace. Yani insanların barışı için, evet, insanların barışı için, huzuru için yani eğitimi kullanmalarını istedim. Yani eğitim aracını kullanmalarını istedim diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. In 1939, 1939 yılında I was invited to India to give talks and train teachers. Yani öğretmenlerin eğitimini gerçekleştirmek ve orada konferanslar vermek için Hindistan'a davet edildim. Evet. The Second World War started that year. Yani o yıl İkinci Dünya Savaşı başladı. And in 1940 the German army attacked the Netherlands ve Alman ordusu Hollanda'ya saldırdı. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. I couldn't go home to Amsterdam. Yani Amsterdam'daki evime yani geri dönemedim. So I stayed in India for several years. Bu nedenle Hindistan'da birkaç yıl kaldım. Created courses yani sınıflar meydana getirdim. Yani Hindistanlı öğretmenler için hani yeni sınıflar meydana getirdim şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kitabımızın yine bu bölümünü sonlandırdık. Yine kitabımız devam ediyor. Başka bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Bu seriyi yani kitabın bu bölümlerini tek sayfada bulabileceğiniz şekilde size sunmaya çalışacağım arkadaşlar.